Merhaba arkadaşlar SOLIDWORKS Motion ile birlikte eğitimimize devam ediyoruz e, bu şekilde montajlı bir mekanizmamız var arkadaşlar e, şöyle kayıştan şu kasla tahrik ettiğimizde e, bu şekilde bir hareketimiz olmakta e, şimdi bu videomuzda şu kısma bir motor uygulaması yapacağız ee, yeni bir hareket etüdü açalım bunun için. Yeni bir hareket etüdü açtık arkadaşlar. Ee, sonrasında motor tanımlamak için arkadaşlar motor kısmına tıklamamız yeterli. Ee, gelip tahriyi vereceğimiz unsurun face'ini seçtik. Oku da zaten bu şekilde gördük. Buraya dedik ki 150 rpm'lik bir tahrik vereceğim buraya. Okeyledim arkadaşlar. 150 rpm'lik. Ne kadar sürsün bu örneğin 8 saniye sürsün. Daha sonra e, animasyon değil temel hareket analizi kısmına geçtim ve burada bir hesaplatma yaptım arkadaşlar hareketimle ilgili olarak gördüğünüz üzere bakın hareketimle ilgili e, şu an motorumu çalıştırdım e, analizimi yapıyorum e, hesaplamamı yapıyorum bu şekilde e, yaptık şimdi e, 150 rpm'le sabit bir hızla döndürdük hatta şunu biraz 10 saniyeye çekelim arkadaşlar şöyle diyelim ki biz farklı hızlar e, kullanmak istiyoruz. Geldik arkadaşlar. Bunu dedik ki 4. saniyeye kadar 4. saniyede bakın e, burada yapacağım işlem 4. saniyeye getirdim. Hızımı ne yapacağım arkadaşlar? buradan itibaren yavaşlatmak istiyorum. Dördüncü saniyeye çektim zaman çizgimi. Motoruma geldim. Unsuru düzenle dedim arkadaşlar. Diyelim ki bunu 40 RPM seviyesine düşürdüm. Ve okeyledim. Şimdi bakın buraya bir anahtar daha attı. Ve üst kısmı hesaplatacağız. Şuraya geldiğimizde bakın 150 RPM ile başlıyorum ben. Sıfırdan nereye kadar? 4 saniyeye kadar. Dördüncü saniye ile birlikte 40 RPM'e düşecek. Tekrar hesaplatma yapıyorum bakın şu an. Yaptık hesaplatmamızı sistem şu an dönüyor arkadaşlar gördüğünüz üzere ve şimdi ne olacak yavaşlamaya başladı burada 40 rpm seviyesine düştü arkadaşlar hızlar gördüğünüz üzere. Peki ben bununla ilgili şurada time çizgimi biraz daha uzatayım diyelim ki 14 saniyeye getireyim. E, ...diyeyim ki 10. saniyede ben e, tekrar e, veya 8. saniyede bunun tekrar hızlanmasını istiyorum. Sağ tık dedim arkadaşlar, buraya bir anahtarı yerleştirdim. Daha sonra e, nereye kadar devam etsin? Sonuna kadar zaten devam edecektir. Örneğin 12. saniyeye de bir tane e, şu şekilde şey atayalım. Tam şu turuncu çizginin oradayken basacağız. Anahtarı yerleştir diyeceğiz. Bunun üzerindeyken geldim, tekrar e, unsuru düzenle dedim... ...buradan ee, bunu tekrar 150'ye çıkardım arkadaşlar. Bakın. 150 yazdım, okeyledim. Şimdi baktığımızda... ...150 ile başlıyorum arkadaşlar. Buraya geldim, kaça düştüm? 40'a düştüm. Buraya geldim bakın, 40. Burayla birlikte şu ikisinin arası 40 devam edecek. Buradan itibaren tekrar e, şu kısımla beraber... ...ne yapacak? 150'ye çıkacak. Hatta bir hesaplatalım arkadaşlar. Şu şekilde bakın... 150 ile başladı şu an 150 rpm ile. Daha sonra e, şu an yavaşlamakta 40'a düştü arkadaşlar. 40 ile dönüyor şu an. 40'la dönüyor. Birazdan tekrar hızlanmaya başlayacak arkadaşlar. Bakın şimdi hızlanmaya başladı. Hızlanmaya başladı. 150 ile devam ediyor. Hızlanmayı tamamladı ve bundan sonrasında 150 ile devam edip tamamlamış olacak. Gördüğünüz üzere. Hatta e, şunu e, son kısmı daha net görmek için biraz 20 saniyeye kadar uzatayım arkadaşlar. E, şurayı tekrar hesaplatayım bir. Şu şekilde bakın 150 ile başladık. E, yavaşlamaya başladık arkadaşlar. 40'a düşeceğiz. 40'la döneceğiz. 40'la dönüyoruz şu an. 40 RPM Daha sonra e, 40 RPM'den tekrar 150'ye çıkacağız bakın. 150'ye çıkıyoruz arkadaşlar ve e, bu kısmı tamamladıktan sonra da 150 ile ne yapacağız? 150 RPM ile birlikte devam edeceğiz. Bakın artık 150 rpm'le ile devam etmiş oluyoruz. Bu şekilde hızınızla ilgili olarak sistemde değişiklikler yapabilmeniz mümkün. Ayrıca bir tane daha şuradan sağ tık yapalım arkadaşlar. Sistem dursun. Sağ tık yaptık. Bir tane hareket etüdü daha oluşturduk. Ee, tekrar bir motor tanımlaması yapalım arkadaşlar. Face'imizi seçtik diyelim ki. E, biz burada sabit hız yerine bir uzaklık belirleyeceğiz. Uzaklık da toplamda ne kadar olsun? Diyelim ki 2000 derece olsun. Ne zaman başlasın arkadaşlar? 4. saniyede başlasın. Ne kadar e, sonra ben bunu bitireyim? 15. saniyede bitireyim. Okey dedim. Bakın dördüncü saniyede başlayacak. Şöyle yine ben bunu 18 saniyeye kadar getiriyorum bakın arkadaşlar. Bir hesaplatma yapacağım şimdi. Bakın şu an sistem duruyor. Şu an bir çalışma yok sistemle ilgili olarak. Sistemde bir çalışma yok ve sistem çalışmaya başladı şimdi. Ee, tabii bunu animasyon kısmında yapmayacağız. Şu tamamlansın hatta durduralım burada. Buradan temel hareket analizine geçeceğiz arkadaşlar. Ee, tekrar bir hesaplanma yapalım. En baştan başlasın. Bakın şu an sistem durmakta. Ve dördüncü saniye ile birlikte harekete başladı arkadaşlar sistem. Dördüncü saniye ile birlikte harekete başladı. Evet belirlediğimiz dereceyi dönecek. Sonrasında kalan zamanda zamanı fazla tanımladık arkadaşlar. Bakın. Buradan dönecek. Evet. Yolunu tamamladıktan sonra e, şurada durdu. Şu kısmı biraz küçültelim arkadaşlar. Bakın şunu biraz daha arttıracağım. 30 saniyeye getireceğim. Tekrar devam edeceğim. Sıfırdan oynatmaya başladım. Bakın belirlediğim ilk 4 saniyede sistem hareket etmiyor. Daha sonra harekete başlayacak arkadaşlar. Harekete başladı. E, sistem şimdi hareket etmekte. Evet. Daha sonra yolunu tamamladıktan sonra arkadaşlar arda kalan kısımda da e, durmuş olacak. Bakın bu şekilde geldi. Artık hareketini tamamladı ve durdu. Şimdi e, bu şekilde de tanımlamalar e, yapabiliriz. E, bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Aynı zamanda buradan ee, buradan gösterelim. düzenle diyelim arkadaşlar uzatlığın yanında siz veri noktaları bir CSV nok, e, dosyası da import edebilirsiniz veri al kısmından İşte burada değerinizi ilk önce belirleyeceksiniz İşte hız, imedir vesaydır şu an e, ben bunu hiç kullanmadım çünkü hazır CSV dosyası e, olması gerekiyor e, böyle bir dosya bulmak da gerçekten zor e, bu şekilde de e, yapabilmeniz mümkün fakat bu iki kısım işte siz sistemi yavaşlatma, belli bir açıya kadar döndürme, belli bir saniyeden sonra RPM'ini arttırma veya azaltma gibi kısımlar en çok kullanacağınız bölümler olacaktır. Bunu da motorlar üzerinde nasıl tanımlayacağınızı bu videoda göstermiş oldum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.